Acaba sen karışmasan mı? Rüzgar, Pelin ortalıkta yok diyorum. Nasıl karışmayayım? Ya ne bileyim, belki son anda karar değiştirip başka bir yere gitmiştir. Bak şimdi sen böyle yaparsan ailesi de öğrenecek. Kim neyi öğrenirse öğrensin, umurumda değil. Pelin'i kapının önüne kadar izledim diyorum. Ayrıca karar değiştirse bile eve girmez mi? Hem arabası burada Rüzgar. Nereye gidecek? Hala yok ortada Rıza. Kızlar çıktı, eve doğru geliyor dediler. Tamam işte. Eli kulağında dediler ama. Öyle pencereden bakınca gelecek mi sanki yenge ya? A, geliyor. Dur bakayım. Aa, aşçı değil mi o? Aa, o da. Arkasındaki Pelin değil. Ay Rıza, kötü bir şeyler oluyor. Kötü bir şeyler oluyor. Dur. Dur. Ne arıyorsun sen burada? Rıza Bey, ben Pelin'i... Pelin yok ki. Pelin gelmedi eve. Evet öyleymiş ama evde olması gerekiyordu. Ne diyorsun sen ya? Nerede benim kızım? Rıza. Kötü bir şeyler oluyor, ben sana söyleyeyim. Pelin eve geldi mi? Sizle değil miydi Pelin? Pelin benimleydi. İki saat önce eve bıraktım. Ya bahçenin girişine kadar geldi. Hatta kapının önüne geldi. Sonra da döndüm gittim. Kızım gelmedi eve. Rıza, sen de bir şey söylesene. Bir de bu var. Bahçede buldum. Ay, Pelin'in telefonu. Ben iyi değilim. Abi yengem, sakin, sakin. Düşmüştür. Bir yere gitmiştir. Arkadaşları var, kuzenleri var değil mi? Bulun. Kızımı bulun. Kızımı bulun diyorum. Tamam, gel. Ah. Gel, gel. Söyle abla. Söyle abla. Herkesi aradık. Yani kimsenin haberi yok. Bir dur Süheyla. Dün ben Tayfun'la konuştum. Oldu komiser. İlk 48 saati bekleyin diyor. Peki Tolga? Tolga böyle bir saçmalık yapmış olabilir mi? Yani ne bileyim, kaçırma falan. Ya düğün dernekle verdik, kızı almadı. Niye kaçırsın? Zaten çocuk yurt dışına taşındı. Kafayı yiyeceğim ya. Kim yapmış olabilir böyle bir şeyi? Sen gül gibi çocuğu parala. Esas adamları elinden kaçır. Kesin onlar yaptı Rıza. Ben sana söyleyeyim, kesin onlar yaptı. Kim o adamlar? Bu ihaleye girdiğin adamlar. Bu mafyatik adamlar. Rıza, ben sana söyleyeyim, kesin öyle. Ya ben de düşündüm, düşünmedim değil ama kız kaçırmak falan bu tinette insanlar değil. Rıza Bey, kimse o adamlar, verin adresini gidelim. Her yere baktık, oraya mı bakmayacağız? Sen bir dur, sen bir dışarıda bekle. Rıza, bizim düşmanımız mı var? Kim olabilir ha? Kim olabilir? Eğer öyle bir şey yaptıysa... Rıza Bey, hemen gidelim diyorum. Öyle hemen filan gidilmez oraya. Polis alın yanınıza. Tamam, siz polisi çağırın. Ben polisi bekleyemem. Hayır, polis çağırmayacağız. Ben Jübeyir'le gider alırım kızımı. Evlerine gidek, baskın yapak başkan. Rıza Bey, sen karışma dedim.
Abi sen burada bekle. Rıza Bey ne derse desin ben gideceğim. Hadi görüşürüz. Sana ne oldu ya? Rıza Bey ben de geliyorum. Gerek yok, ben hallederim dedim sana. Bakın Pelin'in başı beladayken ben burada duramam. Zaten sinirim tepemde, delirtme beni. Ya sizle gelirim ya da Bülent'ten arabanın anahtarını alır sizi takip ederim. Siz karar verin. Yürü, 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 yürü. Bir bela var ki başımızda yani. Düğün gününden beri güzel yüzlü kızımın başına gelmedik kalmadı ya. Söyle abla bak öyle yapma. Böyle zor zamanlarda kötü şeyler getirme aklına ne olur. Ya bak biliyorsun Rıza amca ne kadar kararlı gitti değil mi? Siz hiç konuşmayın. Hiç konuşmayın. Ben Pelin'den ayırmadım sizi ama ne yaptınız? Hep yalan söylediniz bana. Söyle abla öyle deme ne olur. Senin dişin ağrıyordu Başak ha? Ne oldu geçti mi birdenbire? Azında ağrıyor. Çok incelen bir ağrı var ama ben Pelin için ayakta duruyorum. Hadi oradan. Üçkağıtçı. Söyle ablacığım benim içimde çok güzel bir his var. Pelin'le birlikte gelecekler. Sen de hiç konuşma. Sen de hiç konuşma. Kızım o aşçıyla görüşmeye başlamış tekrar. Söylemiyorsun bana. Yok yani o söylememek değil de işte hani fırsatını bulup hani hiç şey yapamadım. Yani. Ne fırsatı ya? Ne fırsatı ya? Adam evliymiş diyorum. Daha ne diyeyim? Ben de kalkayım artık. Zaten Sinan da gitti. Hadi bakalım sen git o zaman. Sen de kimsin ya? Ben seni daha önce görmüş müydüm? Ben Sinan'ın arkadaşıyım. Haberi yanımda aldı da böyle o yüzden apar topar geldim ben de onunla. Evet evet. Sen git şimdi biz seni haberdar edeceğiz gelişmelerden. Tamam mı Rüzgar'cığım? Rüzgar mı? Rüzgar bu mu? Hayır Meltem. Adı Meltem. Ama ben karıştırdığım için ona Rüzgar diyorum. O da dönüp bakıyor işte anlıyor. Adam karısını getiriyor bu eve ya. Rahatlığa bakar mısın? Bakın aslında o olay hiç öyle değil. Ne kızım? Öğrendim ben her şeyi. Gerçek değilmiş. Gerçek değil miymiş? Simülasyon muymuş? Evlilik mi öğreniyorlarmış? Oyunmuş işte. Ne oyunu ya? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Tamam Rüzgar'cığım hadi sen git ben arayacağım seni sonra. Tamam hadi. Sen git. Kaç, kaç. Ama her şeyi öğrendim ben. Bebeği de öğrendim. O senden mi peki? Ha? Bebek? Ne bebeği? Benim bebekten haberim yok. Süheyla abla bebek nereden çıktı şimdi? Onu Sinan'a soracaksınız. Bana değil. Süheyla ablacığım bakın gerçekten oyun. Yani adamcağız hasta olduğu için dedesi için yapmışlar Rüzgar'ın. Kanlı canlı bebek oyun mu yani? Ay bebek de şaka gibi Süheyla abla. Aynı tepkiyi evliymiş dediğimde de vermiştiniz. Ne oldu peki? Doğru çıktı. Demek ki gerçekler geliyor bana. Şimdi bakın ben Sinan'ın en yakın arkadaşıyım ve böyle bir şeyi ilk defa sizden duyuyorum. Yani böyle bir şey yok. Mahalle çalkalanıyormuş ama. Bebek Rüzgar'dan mı, Pelin'den mi diye. Senin en yakın arkadaşın nasıl haberin yok ha? Şimdi Başak bir saniye bir derdimi anlatmayın. Anlatmayın. Bana hiçbir şey anlatmayın. Hele bir Pelin dönüp gelsin de buraya. Bakalım o aşçı onun etrafında dolanabiliyor muymuş? Ne yapıp ne edip ayıracağım kızımı ondan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.